kontrol tepelerde kaldık. Biz siz toplandınız aşağıda, yok efendim, yok destek bölüğüydü, yok bilmem komutan bilmem ne işleri şeydi. Ve kiminiz balığa inerdi, deniz devamlı denize inerdiniz. Yani pozlarımız falan var denizde ama biz tepedeydik dedim. Bizim böyle bir şey fırsatımız olmadı. Evet, günler ilerler, haberleri dinlersiniz tabii. Kıbrıs sorunu bitti bitecek o zaman da tabii gene. Evet, o zaman tabii... Birleşmiş Milletler'de görüşürüz tabii. Evet. Ve şeydi, o zaman tabii gene... Toplantı görüşmeleri yolda Birleşmiş Milletler'de görüşürüz. Evet. Genel kurulda, Eylül'de başlıyor. Evet, genel kurulda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan toplantıları bizim utançlı radyocuklar falan verirdi. Onları değerlendirdik. Ha, bu arada işte gazetemiz bu Esbam efendim söyleyeyim arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Şey yaptım. Hazırlama başladığım bir yazım yarım kaldı. Durur o bende hala. Kurşun kalemle yazdım. İçinde silinmedi. O zaman yani bu sol düşüncenin yeni gelişim şekilleri ne bileyim şu. Yön dergisi gelirdi o zaman. Gelirdi demeyelim. Belki bir iki sayı gelmiştir. Okumuş muydunuz? Valla bizim, ben okuyamadım yani bizim tepeye çok fazla ulaştım veya ulaştıysa da ben görmedim. Pek şey yapamadım. Okuduğumu hatırlıyorum. Doğrusu. Yani gazeteyi hatırlıyorum. Komutanın yazışmalarını, şunları bizim arkadaşların yazışmalarını. Dediğim gibi ben de bir yazı başladım. Hatta Durur Bey de benim en değerli şeylerimden bir tanesi. Bir de bir şiir yazdıydım. Tamamen kendi ruhi hallerimle, duygularımızla, o anda gerçek yaşadığımız duygularla ilgili bir şiirim vardır. Oğlum okudu da ya dedi baba sen mi yazdın dedi. Gerçekten bir yerde alamadın yani. Senin şahidin var mı? Yok. Bereket versin şahidim var. O zamanki kağıtlar biraz böyle başladı da sarardı. Tamam. Ve çalışmam da var ki bazı mısraları yazarken yazıp bozmam da var. Anlatabildim mi? dedim bak merak etme oğlum benim dedim yani şeydi. Çok sevdiğim böyle bir şey çalışmam da var. Durur onlar, durur benim özel anılarım olarak durur. Şunu başta söylemiştim. Yani toplumların, halkların, insanların gerçekten hiçbir şey beklemeden ve icabında hayatları pahasına olabilecek bazı şeylere, hareketlere yeltenmeleri o toplumun gerçekten yani bir sonradan gerçekten bu bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüşse bizdeki gibi neticede bu şekilde gelmişse o toplumun gerçek hazineleridir ve toplum olarak da bunlara yapılmazsa bunlar gerçekten bunların ihtiyaç olduğu sonradan öğrenilir ve o acıdır. Biz mutluyuz biz Erenköy mücahitleri olarak. Ne kadar sıkıntı çekmişsek çekelim. Neticede bu amacı şey yaptığımız için, karşıladığımız için yani biz de bir reaksiyon gösterdik. Bizim de bu toprağımız için bazı fedakarlıklar yaptık. Geldik burada, şey yaptık. Efendime söyleyeyim. Bir işe de yaradık yani bazı konularda. Amaçlarımız o zaman buydu. Toplumun istediği, halkın istediği çok değerli şeyler vardı o zaman. Ve o zaman değerliydi. Belki bugün o kadar şey yok. Toplumun 74'e kadar dayanmasına katkı sağlayacak şeyleri. Buna vesile olduğumuz için de gerçekten mutluyuz. Gelmemiş olsaydım çok daha mutsuz olabilirdim. Bütün arkadaşlara, bütün toplumumuza sevgi, selam, saygılarımızı her zaman olduğu gibi iletmek isterim. Teşekkür ederim.